Hocam izleyicimiz demişler ki dövme yapmak ve yaptırmak günah mıdır? Günahtır. Niye günahtır? Çünkü Peygamber Efendimiz bunu yasaklamıştır. Evet. Peki niye yasaklamıştır? Onu biz bilemeyiz. Ama e, bu konuda net hadis var. Yani Cenab-ı Hak diyor saç ekleyene, ekletene, efendim e, dövme yapana, yaptırana, kaş, kaş alana, aldırana. Evet. E, diş inceltene inceltirene, eyvallah. Merhameti uzaktan uzaktır, uzaktır Allah'ın merhametinden uzaktır. Ki Allah'ın merhametinden uzak oluşu onun lanetlenmesi anlamına gelir. Eyvallah hocam. Hocam seyircimiz demişler ki, İslam üzere yaşamayan, namaz kılmayan, oruç tutmayan eşi boşama hakkı nasıl olur demişler. Şimdi e, eğer din din dinden çıkıyorsa kişi. Şimdi bakın e, amel imandan bir cüz değildir diyoruz. Evet. Mesela bu işte demin mezheplerden bahsedildi ya itikadi mezheplerden. Tabii. O itikadi mezheplerde ehli sünnetin kabulü bu. Bazı bazı mezheplere göre o itikadi amel imandan bir cüzdür. Mesela o haricilere göre bir kimse namaz kılmazsa kafir olur. Ama ehli sünnette e, Farziyetin inkar etmedikçe e, Allah'ın farz ettiği şeyleri terk etmekle kişi dinden çıkmaz veya Allah'ın haram ettiği şeylerin haram oluşunu inkar etmekse o haramları işlemesiyle dinden çıkmaz yani Müslüman olarak kabul edilir. kendisi Müslümansa Müslüman görüyorsa e şimdi burada karı kocadan birisi e, bu inancıyla e, dinden çıkmayı gerektiren bir yanlış inanca sahipse, mesela namazın farz olduğunu kabul etmiyorsa, oruca inanmıyorsa, işkinin haram olduğunu kabul etmiyorsa bu dinden çıkar. O zaman böyle bir durumda zaten Müslüman bir eşin böyle bir eşle, özellikle eş diyorum çünkü kadın erkek fark etmez, Tabii. evliliklerin sürdürmesi caiz değildir. Eyvallah. Ama öyle değil de inkar etmiyor. Namaz var ama tembellik yapıyor oruça inanıyor, tembellik yapıyor veya işte e, tutmuyor filan. Ya e, bu dinden çıkmamışsa eğer ya e, bu evlilikleri sürdürebilirler. Sürdürebilirler. Peki zaten koca boşayabilir yani onun şey yok. Peki kadın böyle bir sebeple kadıya eskiden mahkemeye başvurup da ben bu adam namaz kılmıyor. Bu adam oruç tutmuyor. Ben bununla boşanmak istiyorum veya bu adam şunu yapıyor. Ha, böyle bir hakkı yok. Eyvallah. Ama eğer adam mesela e, kadına eziyet ediyorsa, içki içip, efendim sarhoş olup ona eziyet ödüyorsa o zaman durup değişiktir. Ve bunu adet haline getirmişse o zaman başvurabilir tabii. Eyvallah hocam. Ağzınıza sağlık. Değerli izleyicilerimiz, sizler de yayın esnasında cevaplandırılmasını istediğiniz, yanıtını merak ettiğiniz sorularınızı 0552 915 8242 numaralı çağrı hattımızı arayarak yazılı, sesli veya görüntülü mesaj yoluyla bizlere ulaştırabilirsiniz. Dilerseniz sosyal medya hesaplarımızı kullanarak da sorularınızı bizlere yöneltebilirsiniz. Muhterem hocam seyircimiz demişler ki annemin ilk eşinden olan kızının oğlu ile ikinci eşinden olan oğlunun kızı evlenmek istiyor. Bu caiz midir? Ben ikinci eşinin oğluyum demişler. Şimdi bak bir kadının evet oğlunun kızıyla kızının oğlu evlenebilir mi? Bir kadının yaş evet. Yeşmeş yok bak. Aynı kocadan olan oğlunun kızıyla kızının oğlu evlenebilir mi? Bunlar nedir? Kuzen. Kuzendir. Yani halık hala oğlu, dayı kızı veya dayı oğlu hala kızı. Evlenir. evlenebilir. Tabii. Ya aynı kocadan olan bunlar torunlar birbirleriyle <laughs> evlendiğine göre başka kocalardan olanlar haydi haydi evlenebilir. Eyvallah. Bir fark yok. Yok. Teşekkür ederiz hocam. Ama o e, annenin eski kocadan olan oğluyla sonraki kocadan olan kızı evlenemez. Onlar kardeş. Tabii. Anne bir kardeş. Eyvallah. Hocam seyircimiz demişler ki nikah tazeleme ...ne zaman gerekli olur? Şimdi aslında nikah tazeleme diye bir şey yok. Eyvallah. Tazeleme ne demek? Bayatlanmışsa... <laughs> ...onu tazeleme. Böyle bir şey yok. Evet. Nikah ya vardır ya yoktur. Tabii. Yani. Ancak... ...eğer nikahın düşmüş olma şüphesi ortaya çıkıyorsa... ...şüphesi... ...yani bu da nasıl olur? Ki o eski şeylerde... E, ...tövbe ve istiğfar dualarında... Evet... Bir de nikah tazeleme yaparlardı. Perşembe akşamları olurdu daha çok bizim köylerimizde veya ilçemizde. Önce bir tövbe istiğfar eder cemaat. Arkasından nikah tazeler. İşte ezelden beri taht nikahımda olan hatunumdan, ondan, ondan vekaleten, kendi tarafından asaleten, işte zevceliğe aldım, kabul ettim, zevveç, zevveç, zevceti iyi filan. <laughs> Biliyor musun <laughs> bunu? Hocam ben öğrenmedim onu bilmiyorum ama. <laughs> Böyle yaparlardı. Arapça bir ifade söylüyorlar. Ama böyle yapmakla nikah tazelenmez. Eyvallah. Nikah tazelenmesi için bir defa kadın veya kadının vekili olacak. Kocası kadının vekili olabilir çünkü nikah konusunda bir kişi evet. her iki tarafı temsil edebilir. Başka alanlarda yok bu. O şekilde yani camiye gelirken hanımından vekalet alıp gelip camide ta nikah tazeliyorsa o, o nikah olur. Ama bu ne zaman olur? Nikaha şüphe varsa. O. Yani nikahın düşmüş olması şüphesi varsa ki bu adet de zaten bundan dolayı yani bilerek bela bilmeyerek ağzından diyor kelime küfür vesaire sadır olmuş ise. Eyvallah. Yani ben dinden çıkacak bir harekette bulunmuşsam Allah korusun. O zaman bu yapılır ama hiç böyle bir endişesi yoksa kişinin böyle nikah tazelemesine falan gerek yok. Ama eğer böyle bir endişesi şüphesi varsa o zaman böyle camide cemaat halinde değil özel olarak bu e, her ihtimale karşı denilip nikah tazen gelebilir. Ama şu da yoktur. Yani adam mesela dinden çıkmış farkında değil. Onun evliliği de bitmiş değil. Sonra tekrar devam ediyor Müslümanlığa. Bunun evliliği de bitmiş sayılmaz. Eyvallah hocam. Teşekkür ederiz. Hocam izleyicimiz demişler ki camiye abdestsiz girilebilir mi? Girilebilir. Yani camiye girmek için ama cürib olarak girilmez. Eyvallah. Adetli hanım giremez, abdestsiz girilebilir. Teşekkürler hocam. Hocam seyircimiz diyorlar ki bankada katılım hesabı açmanın hükmü nedir? Buna cevaz veriliyor. Evet. Yani katılım hesabı olacağı ne oluyor? Tabi bu her banka katılım bank hesabı açmıyor. Tabi. Katılım bankalar alıyor ve senin verdiğin o katılım hesabında ulaşabiliyor. E, verdiğin paranın o genel kardaki oranına göre sana kar payı veriyor. Ve sana şey yapmıyor. Şunu ya yani o parayı yatırırken mesela 100 bin lira yatırdın. Kardeşim ben sana her ay 100, 5 bin lira buna kar payı vereceğim demiyor. Diyor ki sen 100 bin lira yatırdın. Benim havuzumda diyelim ki 1 milyon lira para var. Evet. E, o 1 milyon lira ne kadar kar etti? Efendim işte 100 lira kar etti. 100 bin liranın o 1 milyon liradaki payı ne? 10 lira. Elde ettiğim 10 liralık karın işte 8'ini sana vereceğim. ikisi bende kalacak. Benim hakkım olarak. Bu şekilde para onlara yatırılıyor mevduat ve onlar da bunu helal yollarla çalıştırıyorlar. En azından bize söylenen, bize anlatılan bu. Biz de böyle ise er caizdir diyoruz. Eyvallah. Faize yatırmaktansa burayı Tabii canım hiç alakası yok tamamen farklı bir şey. Eyvallah. Ve bugün e, hafız hassasiyeti taşıyan birçok kişi ki bunlar içinde hocalar da dahil. Evet. E, az çok bir birikimleri varsa buralara yatırıyorlar. Eyvallah hocam. Hocam izleyicimiz demişler ki İslam miras hükümlerine uymamanın sorumluluğu var mıdır? Şimdi e, niye uymadı? İnkar etti de mi uymadı? Yoksa işte kardeşlerden birisi razı olmadı da mı uyumadı veya kendileri onu tercih mi ettiler? Evet. Eğer inkar ettiyse o sorumluluğu var hatta Allah korusun dine çıkar. Allah muhafaza Yani Olmaz mı böyle şey? Olur mu böyle şey? Bu saçmalık haşa. Hepsi aynı babanın evladı. Ya eşit almalar lazım. Bu yanlış çünkü ayet söylüyor o ayeti inkar kabul edilir. Evet. Ama öyle değil de ya biz kardeşiz evet. Dinimiz bu şekilde şey yap ama e biz eşit bölmek istiyoruz. Ha, i̇nkar etmiyor ayeti. Ama kendileri eşit bölmek istiyorlar. E bundan dolayı sorumluluk olmaz. Niye? Çünkü hak sahibi kendi hakkından vazgeçmiş. Evet. Mesela diyelim ki dört tane mirasçı var. Evet. O mirasçılardan birisi dese ki kardeşlerim ben mirastan pay istemiyorum. Siz kendi aranızda bölüşün. Benden yani helal olsun dese. birisi tamamen kenara çekilsin. Evet. Bunda bir sorumluluk yok. Tabii. Ha, öyle değil de mesela üç kız bir erkek olsa. Erkek dese ki kardeşlerim veya ablam eşit bölelim. Ben razıyım. Evet benim payım sizin iki katınız ama ben eşit bölmeye razıyım dedi. Ve eşit böldüler. Bunda da bir sakınca yok. Eyvallah. Ha, öyle değil de mesela bazıları e, hukuka göre bölmek istiyor. Bazıları medeni hukuka. Evet. O zaman medeni hukuka, şerif hukukta farklı olduğunu bile bile şey yaparsa o sorumlu olabilir. O bedeli hukuka göre bölmek isteyen. Ama şunu da kabul etmek lazım. Yani eşit isterim veya şerif hukuku isterim diyen kişinin bu menfaat temini için olmamalı bu. Evet. Bu ayet öyle emrettiği için onu Eyvallah. Hocam. tercih ediyor olmuş olması lazım. Yoksa kendisi daha çok mal, daha çok mirastan pay alayım diye e o zaman iş değişir biraz. Eyvallah. Allah razı olsun. Ağzınıza sağlık.